Total istasyonları gün ortasını sunar. Türk'te gün ortası kuşağımız başlıyor. Gün ortası kuşağımızda her cuma olduğu gibi bugün de yaşanabilir bir dünyayı hayal edeceğiz, konuşacağız ve bunun için yapılması gerekenleri ele alacağız. Hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Değerli izleyenler, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte tabii çevreye duyarlılık konusu özellikle tüketici de malum daha fazla karşılık bulmaya başladı. Tüketici de bu yönde bir farkındalık arttıkça tabii firmaların da dikkatleri bu yöne doğru çevrildi. Kimi zaman samimiyetle, kimi zaman da tamamen tüketicinin algısını yakalayabilmek adına, dikkatini çekebilmek adına firmalar bu sürdürülebilirlik çatısı altında daha fazla girmeye heves eder oldular, meraklı hale geldiler. Malum biliyoruz hayatımıza sürdürülebilirlik konusundaki ilk giren sektör gıda sektörü oldu. İşte hiç duymamıştık ama biz böyle organik gıda önce bunlarla haşır neşir olduk. Organik gıdanın ne olduğunu, sağlığımız açısından önemini öğrendik. Ardından bir de bir ekolojik tanımı geldi falan. Böyle bir sürü kavramlarlayız ama gıda konusu artık yerleşti gibi. Gıdada organiğin, ekolojinin aşağı yukarı tüketici ne olduğunu bilir oldu. Fakat ardından tabii sadece bu iş gıdayla kalmadı. Kozmetik sektörü başladı. Hemen ardından moda endüstrisi derken tek tek pek çok sektör, pek çok endüstri temiz bir dünya adına, sürdürülebilirlik adına içerik, ürün ve daha fazla fikir üretmeye başladı. Der ki bu da güzel bir gelişme. Biz bugün ekseriyette moda diyeceğiz. Modayı konuşacağız. Moda endüstrisini konuşacağız. Modada sürdürülebilirliği ele alacağız. Çünkü çok kıymetli bir moda dünyasından bir profesyonel var yanımızda. Büşra Orakçı Biberoğlu'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Büşra diyeceğim. Bir yakınım olarak hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Ne güzel teşekkür seni ederim. Burada ağırlamak. Büyük bir mutlulukla. Orka Holding'de hemen şöyle döneyim. 40 yıllık bir artık bir moda endüstrisi, çok ciddi bir şirket olarak sen artık ikinci kuşak olarak işin başına geçen gençlerimizden birisisin. O yüzden de sana yakışanı yaptın. Hem şirket içinde çok farklı pozisyonlarda sorumluluk alırken bir yandan da bu yeni dünyaya tabii daha yakınsın önceki jenerasyona göre. Sürdürülebilirlik, çevre, iklim vesaire biliyoruz ki senin jenerasyonu daha çok ilgilendiren, daha çok etkileyen şeyler. Yani içinde yaşayacağınız, işte evlatlarınızı doğuracağınız, hayatınızı kuracağınız dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyorsunuz. Bu anlamda şirkette önemli çalışmalar da yapıyorsun, güzel projeler de getiriyorsun. O yüzden birazcık bunları konuşacağız ama önce sana sormak isterim. Malum bir salgının şeyinden geçiyoruz, çarkından geçiyoruz. Nasıl gidiyor işler güçler Büşra? Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İlk şok atlattıktan sonra aslında pandeminin biz son 4 senedir, 5 senedir yaptığımız gelişmelerin ne kadar doğru olduğuna gördük. Hı hı. Zaten son dönemlerde en çok şirketimizde geliştirmeye çalıştığımız alanlarımız dijitalleşmeydi. Salgından önce evet, değil mi? Salgından önce odaklandığımız, konsantre olduğumuz nokta orasıydı. Ve pandemiyle beraber bunun aslında biz geri dönüşlerinin çok hızlı geri alabildik. Bu yüzden hani ilk şoku atlattıktan sonra aslında biz ektiğimiz ekinlerin meyvesini toplamaya başladık. Bir miktar hazırlıklıydık diyorsun. Evet, hani bu ölçüde bir dijitalleşme öngörülememişti. Tabii ki hiç kimse hayal edemezdi böyle bir salgını. Tabii. Ama her şeye rağmen bir adım önde olmakta dediğin gibi bu krizi yönetme adına eminim elinize farklı enstrümanlar, tool'lar vermiştir. Biraz Orka Holding'i de tanımayanlara tanıtmanı isterim, arzu tamam. ederim doğrusu. Neler tabii yapıyorsunuz biraz holding bünyesi altında? Biz yaklaşık 35 senelik bir erkek giyim firmasıyız. Ve 3 tane markamız var. Damat Twin, DS Damat olarak. Ve biz aslında 3 markamızla beraber erkeklerin hayatındaki her anına hitap eden ve onları konforunu sağlayacak giyim, yaşam ve tavır stili pazarlıyoruz. ve her zaman sektörün en önde gelen trendleri ve bütün gelişmiş, gelişebilecek her türlü gelişimlere ayak uyduran bir marka olarak her zaman devam dinamik, ettik. Dünyadaki bütün trendleri yakalayan bir yapı var ki ve bu da karşını buluyor bütün dünyada. Kaç ülkede varsınız şu an? Şu an yurt dışında 200 tane mağazamız var, 200 satış noktamız var ve toplamda da 400
satış noktamız var Türkiye ile beraber. Bu Covid döneminde belli bir duraksamaya uğradı mı yurt dışı operasyonu? Yok, aksine yaklaşık bir 10-15 tane daha mağazamızı bünyemize kattık yurt dışında özellikle. Hı-hı. Ve devam da ediyor şu an, hatta yurt dışı daha hızlı gidiyor. Çünkü orada kısıtlamalardan dolayı biraz gevşeme dönemleri oldu ve şu an gayet sağlıklı bir şekilde, hı-hı, devam ediyor. Şimdi tabii markalarla yalnızca Doğu değil, bunun da herhalde altını çizmek gerekiyor değil mi? Dünyanın hani hemen hemen her yerinde varsınız. Biraz sayarsan eğer hangi, aynen, kıtalarda varsınız. Güneş batmayan imparatorluk gibi bir, evet, tanım. Aynen, biz zaten uyumuyoruz. Süleyman tarafından, evet, uyumuyoruz. Gerçekten öyle, uyumuyoruz. Süleyman Bey'in dediği de doğru. 7 ve 24 saat sürekli yaşayan bir yapıyız. Çok dinamiyiz. Zaten ekibimiz çok genç. Herkes her an ulaşılabilir ve online işini çok seviyor. Dediğiniz gibi de dünyanın her tarafında, İtalya, Romanya, Rusya, İspanya, Kanada ve diğer bir sürü şu an sayamayacağım kadar fazla ülkelerde de devam ediyoruz. İtalya'da da ciddi bir operasyon yürüdü. Hani tereciye tere satmak gibi, aynen, bir anlamda bu. Aynen. Böyle tanımlıyorum. Çok sevildi marka. Gitgide her sene büyümemiz katlanarak devam ediyor. Bu yüzden de bunlar mutlu veren haberler bizim için de. Şimdi Orka'yı biraz tanıtmak benim için önemliydi burada, bu noktada. Çünkü gerçekten de hani kuvvetli bir firma ama bu iş böyle gidip böyle geldi böyle gider demeyip hani konuyu birazcık daha sürdürülebilirlik, işte iklim değişimini, insanlık üzerindeki etkilerini nasıl biz sektör olarak kendi sorumluluğumuzu nasıl üstleniriz noktasında düşünülüyor olması firma içerisinde, hani buna da bir alan ayrılmış olması son derece önemli. Bunu vurgulamak önemli. Biraz şirketi bir yana bırakırsak bu moda ve çevre ilişkisini seninle konuşmak isterim. Çünkü buna çok kafa yatırdığını biliyorum sevgili Büşra. Moda sektörünün pek çok endüstriyel kirlilik içerisindeki sıralaması ne? Moda sektörü çevreyi ne kadar kirletiyor? Dediğiniz gibi aslında moda... Sürdürülebilirlik aslında bir felsefe ve insanların hayatının her alanında olması gereken bir felsefe. Ve ilk başta siz de bahsettiğiniz gıda sektörüyle insanlar ne yediğinin nerede geldiğiyle çok ilgilenmeye başladılar. Önüne, ve tarımdan çatala diye bir serüven var ve o serüvenin aslında arka planda neler olduğunu daha da araştırmaya başladı. Bu yüzden de organik tarım inanılmaz derecede arttı. Daha sonrasında... Gıdadan sonra tüketici ne giydiğini de sorgulamaya başladı. Bu da önemli değil, evet, mi? Yani insanın cildinde ne değdiği, evet, neyin temas ettiği önemli herhalde. Tabii, çünkü yani bütün gün üzerinizde bulunan ve ona vakit geçirdiğiniz bir ürünün nasıl yapıldığına dair bir geçmiş bilgi istiyor tüketici. Ve aslında giyim sektörü de çevre kirliliğine sebep olan aslında en büyük ikinci sektör. Bu da enteresan. Evet. Yani kimya sektörü, ilaç endüstrisi varken, aynen, modanın burada ikinciliği, aynen, temsil ediyor olması, evet, enteresan. Dünyanın en fazla karbon salımını %10'unu giyim sektörü sağlıyor. Ve aslında döngüsel ekonomide de Avrupa'da her kişinin başına düşen bir bavul dolusu kullanılmayan tekstil atığı var. O da enteresan. Evet. Yani bunlar stoklar kaynaklı mı? Satın alınıp bir yerlerde kalan ürünler, kesinlikle, mi? Aynen. Yani siz de normal her tüketici aslında dolabının %30'unu ya da %40'ını hiç giymiyor. Tabii en az diyelim. Evet, en az. Özellikle kadında daha bile fazla olabilir. Evet. Dolayısıyla da hani bunu bir şekilde o döngüsel ekonomiyle, döngüsel tüketime katkıda sağlayıp biz daha çok akılcı alışverişlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve ürünlerimiz de daha ergonomik, daha modüler, daha iyi, daha az üretip daha iyi nasıl üretebiliriz, buna kafa yormaya başladık. Çünkü bu sürdürülebilirlik, evet, kaynak kullanımı tarafında çok önemli. Karbon salınımını azaltmak adına. Ama gardırobu da akıllı hale getirmek aslında sürdürülebilirlik felsefesi adı altında, aha, çok önemli. Şimdi bu çok önemli. Gerçekten de gardırop konusunda çok akıllı davranmayan pek çok insan var. Ben de içlerinde onlardan bir tanesiyim. O yüzden bu anlamda bir rehberlik veriyor olması bir marka profesyonellerin olarak gerçekten son derece ihtiyaç duyulan bir şey. Hem erkek için hem de kadın için. Onun üzerinde duralım birazcık ama şunu da merak ediyorum. Malum gündemde böyle bir temiz üretim var. Avrupa'nın şu an itibariyle ortaya koyduğu bir yeşil mutabakat adı altında gündeme getirilen, evet, bir konu var. Avrupa yeşil mutabakatı dediğimizde de çok kısa bir süre, bir temdit, bir sınırlama, evet, var orada.
özellikle bizim gümrük birliği olarak, Türkiye olarak pazarımız Avrupa pazarıyken gerçekten de önümüzdeki birkaç sene içerisinde Avrupa'ya ürün satmak çok zorlaşacak pek çok üretici açısından. Çok hazırlıklı olmak gerekiyor. Orada çok ciddi sıkıntılar karşımıza gelecek. Çünkü baya baya bir talep geliyor Avrupa'dan. Yani bana ürün satabilmen için şu 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 kriterlere uyman gerekiyor. Nedir o kriterler? Nasıl bir süre tanınmış durumda üreticilere? Ciddi bir mali yükün de altına girecek aslında üretici ama başka yolu da yok gibi görünüyor. Biraz anlatır mısın bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çok konuşulan? Ve biz ne kadar farkındayız bu işin? Yani 2019'la beraber aslında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nı açıkladı ve bir sürü yapılandırma ve bunun adı altında da bir sürü standartlar da getirdi. Türkiye evet çok bu Avrupa'ya önemli bir stratejik konumda ve doğru adımlar attığı zaman aslında biz jeopolitik olarak çok kilit bir noktaya geliyoruz. Bunun için üreticilerimizin çok daha bilinçlenmesi ve yeşil üretim adı altında birçok yatırımlar yapması gerekiyor. Nedir bunlar, o yatırımlar Büşra? Tamamen. Evet. Yani nedir, ne yapmak lazım? Avrupa'ya ürünümü satmak istiyorum ama çok ciddi bir altyapı yatırımına da ihtiyacım var anladığım kadarıyla. Başta enerji olmak üzere diyorum ama detayları senden. Mesela artık kesinlikle yenilenebilir enerjiyle üretim sağlamak ve lojistiği de yeşil lojistik yapmak. Nasıl bir şey o? Şimdi tabii ki de dünyada yani tekstilde en önemli şey ucuz tedarik zinciriydi. Ama aslında bu yeşil mutabakatla beraber bu devrim olarak tamamen yıkılacak ve rekabette ucuz tedarik zinciri önem kazanmayacak. Aksine yeşil lojistik ve yeşil enerjiyle üretilen ürünlerin önemi ortaya çıkacak. Eskiden Çin'den gemilerin içinde üretilip Avrupa'ya satılan ürünler vardı. Evet. Yani eskiden aslında hala bizzat var. Limanda fabrika gibi gemiler çalışıp. Evet. Ama aslında bu tamamen devrim niteliğinde yıkılıp üretimler daha lokalize olacak ve daha optimum aynı yerde üretilen ve yakın alanlarda lojistiği sağlanacak. Bu süreçlerin kısaldığı daha kompakt üretim yerleri. Dolayısıyla da Avrupa'nın Türkiye tarafı çok önemli bir yer olarak önemli ve bu yüzden de üretici kendine yatırım yaptığı anda da geri dönüşün katlanarak alacağına inanıyorum. Özellikle son dönemlerde Çin'den birçok büyük üretici Türkiye'den arsa satın aldılar. Bunun sebebi de artık Avrupa tamamen o lojistiği de yeşillendirmek adına çeşitli yapılandırmalar yapacağını bildiği için bu tarafta arsaları temiz ve yeşil üretim sahaları kurmayı amaçlıyorlar. Trump'ın ilk geldiği zaman ilk yaptığı şey aslında Apple gibi büyük şirketlerin üretim alanlarını tamamen Amerika'ya çağırmaktı. Bunun tek sebebi de... Önce Amerika dedi değil mi? Biz üreteceğiz dedi. Evet, aynen. Neydi bunun arkasındaki motivasyon? Tamamen üretimlerin lokalize olması ve daha kısa alanlarda üretimlerin geliştirilip o tedarik süreçlerinin kısalması. Yani ucuz tedarik zinciri değil, daha kısa, daha kompakt ve daha verimli. Dolayısıyla da birçok böyle alanda, bu alanda birçok gelişmelerde göreceğiz. Türkiye'de de önemli lojistik merkezi olarak herhalde değil mi? Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de çok farklı bir konumda olduğunu göreceğiz. Gerekçin. Ya bu işte Avrupa Yeşil Mutabakatı olur mu diye sormamak lazım. Hani karşımızda bir Çin faktörü var, nasıl üretim yaptıkları belli adamların derken bir Çin mucizesi de yaşanabilir orada. Çünkü işte müthiş derecede yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaya başladı Çinliler bu arada. Bu mutabakat içerisine de içeriğine de en kısa zamanda uyacaklarının da sinyallerini, mesajlarını verdiler. Ama her zaman için tabii Türkiye'nin burada çok lojistik ve stratejik açıdan çok önemli bir yerde olduğunu görmek lazım. Bütün dünyanın ortasındayız. Çok iddialı bir şekilde gerçekten de bu yeni dönemin koşullarına, kriterlerine uymamız gerekiyor. Sanayici bunun farkında mı? Sanayi Odası üyesi olarak? Bence farkında ve Sanayi Odası da ciddi çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın çıkarttığı şu an çevre performans etiketi var. Bununla üreticinin ürettiği ürünün ne kadar çevreye duyarlı ve
akılcı bir ürün olduğunu etiketleyecek. Nasıl bir şey o etiket? Belli bir standartları var. Sizin üretim sahanızda işte karbon salınımı, yenilebilir enerjiyi ne kadar kullandığınızı, yeşil lojistiği ne kadar kullandığınıza dair ölçen bir standartları var. Ve bu standartlara uyan her markaya başvurduğu sürece ve bu kontrollerden geçtiğinde alabileceği ve bununla beraber bu aslında bütün yeşil mutabakata da uygunluğu olan bir etiket. Dolayısıyla da Avrupa'da herhangi bir firmanın burada bir üretici aradığında o etiketi gördüğü zaman direkt hani güvenilir. Çünkü aslında geliyor mu değil geldi. 2021'in son çeyreğinde bu karbon salınımına ek vergilendirme olacağına dair yayın. Bir zaman 2021'in son çeyreği. 21'in son çeyreği artık. Aynen. Yani Eylül-Ekim itibariyle yeni vergiler salınabilecek. Evet. Aynen. Kesinlikle. Evet, kolay gelsin üreticiye. Gerçekten tam da Covid'in arkasına gelmesi evet. Bu işin çok manidar bir yandan da. Çünkü çok ciddi nakit akışı vesaire gibi sıkıntılarla da boğuşuyoruz bir yandan. Bir yandan da bu kriterlere hazırlıkta bulunmak gerekiyor. Ama işin nihai hedefi 2030 diye hatırlıyorum. Yanlış söylüyorsam. Evet, 2030 daha sonra da 2050'de tamamen sera gazı emisyonunun bitirildi ve sıfır karbonun ayak izinin olduğu bir dünyayı yaratmayı amaçlıyor Avrupa'ya. Anlıyorum. Tabak. Peki, o zaman buradan tekrar dönelim Orka'ya. Ne kadar hazırlıklıyız bu sürece? Aslında dediğim gibi dijital bu sürdürülebilirliğin ikiz dönüşümündeki ikiz danışmanı ve dolayısıyla dijitali ne kadar geliştirirseniz aslında sürdürülebilirliğe de o kadar yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik bunlar artık kardeş kavramlara evet, mı dönüştü evet, Büşra? Evet, kesinlikle. Şaşırıyorum hani teknoloji hep doğayı, tabiatı yenmek üzerine değil mi? Hep tabiatı yenmektir, doğayı yenmektir teknoloji ama bir yandan da çevreyi, doğayı koruyan çok önemli bir enstrümana, evet. Bir araca dönüşüyor teknoloji. Bu da çok aynen. İlginç, çok, hem çelişkili geliyor bana. Biraz paylaş lütfen. Çünkü bunlar... önemli yatırımlar o evet. Zaman dijitalleşme yatırımları. Çevre adına da önemli yatırımlar. Aynen. Yani üretimin şeffaflığı çok önemli. Siz ürününüzün her üretimdeki her etabını görebilme, izleyebilme olanağı çok önemli bir şey. Ve bu yüzden de teknolojinin birçok nimetleri bize bunu sağlayabiliyor. Özellikle mesela blockchain teknolojisiyle beraber biz ileride gıdada yediğiniz domatesin hangi üretim testinde üretildiğine kadar onları izleyebileceğimiz bir dünyayı bize sunabilecek. Hı hı. Dolayısıyla aynı şekilde kıyafet de. Yani biz hangi pamuk elyafından bunu üretmişiz ve nereden üretilmiş bunları bile tüketiciye sunabilme çok büyük bir önem arz edecek. Ve biz Orka olarak da hani dijitale yatırım yaptığımızda biz üreticilerimizin tamamen şeffaflığını ve izlenebilirliğini koruma adına bu yatırımlarımızı devam ettik. Bunun haricinde demin de bahsettiğim gibi daha az tasarımla, daha yalın, daha minimalist tasarımlarla aslında daha iyi ama iyileştirici ve koruyucu özelliği olan ürünleri geliştirmeye çalıştık. Ne gibi mesela? Onlardan mesela rejenere pamuk ve elyaflar kullanarak tamamen geri dönüşüme katkı sağlayan, o döngüsel ekonomiye katkı sağlayan ürünler geliştirdik. Özellikle geçen sene lansmanını yaptığımız 15 şişeden geri dönüştürdüğümüz takım elbiselerimiz var. PET şişeden takım kıyafeti ürettiniz. Evet. Biraz açar mısın nasıl oluyor o iş? Tamamen PET şişe atıklarından bir süreç prosesi geçirdikten sonra elyaf oluşturulup o elyaftan da örülen kumaşlarla oluşturduğumuz takım elbiseler. Bunun arkasında da çok ciddi bir zaman ve maddi yatırım yaptık ve sonunda da hani biz bunu bir kategoride başlatıp daha sonra da bütün ürünlerimiz, daha sonra da merkezlerimiz, daha sonra da üretim alanlarımız şeklinde böyle katlanarak artmasını da istiyoruz açıkçası. Hı hı. Yani recycle evet. Dediğimiz şeye daha aynen. Da odaklanacağız aynen. Gibi anlıyorum. Yani o mesela. Döngüsel ekonomiye daha fazla katkı da sağlamak istiyoruz. Özellikle Giresun'daki iki tane üretim testimiz var ve orada da tamamen daha az kaynak kullanımıyla, daha az karbon salınımını nasıl geliştirebiliriz son iki senedir ciddi yatırım yapıyoruz ve bunlarla ilgili de daha başlangıç seviyesinde olsa da çok ciddi sonuçlar alacağımız en kısa sürede ve Avrupa'dan gelebilecek talepleri karşılayabilecek bir sistem kurmaya çok yakınız. Ve bunun farkındalığını da biz çok önceden keşfettik.
şöyle biz ikinci jenerasyon olarak hani nasıl bu dönemi, dünyayı yakalayabiliriz diye düşünürken aslında bizim bu genlerimizde olan bir şey. Özellikle Süleyman Bey her zaman sektörün en önde, en yenilikçi, en inovatif tarafında rol aldığı için bizim idolümüz de oydu ve hani biz de şirket olarak hala aynı misyonda devam ediyoruz. Daha fazla daha yenilikçi ve inovatif ne yapabiliriz? Yeni dünyaya, cesur yeni dünyaya hazırız diyorsun Büşra Urakçıoğlu, Biberoğlu. Biraz dijitalleşme konusunda da örnekler verirsen. Demin enteresan bir şey söyledin. Sürdürülebilir gardırop içeriği mesela. Evet. Onu nasıl yaratıyorsunuz, nasıl sağlıyorsunuz? Orada nasıl bir rehberlik yapıyorsunuz tüketiciye? Tüketicinin aslında demin de konuşmanın başında söylediğim gibi döngüsel tarafta daha az nasıl daha akılcı ve daha az tüketebileceğine kafa yormaya başladık. Ve bu yüzden de dijitalleşmeyle beraber biz talep tahminlerimizi tahminliyoruz. Ve buna özel koleksiyon, yani müşteri kendisinin talep edebileceğini potansiyel düşündüğümüz her ürünü biz zaten ona sağlıyoruz. Hı hı. Ve böylece de dolabında hiçbir artık ürün beklemeyecek aslında. Evet. Giyilmeyi. Giyebileceği çünkü ürünleri buluşturacaksınız tüketiciye. Evet. Aynen. Çok daha akılcı ve hani sabahtan geceye kadar bütün okazyonlarında ona servis hizmet edebilecek ürünleri oluşturmak bizim için çok kıymetli. Çünkü yaşayan, yani şu an pandemi sırasında bile sabah Zoom toplantısından sonra akşam evde işte sofrada otururken ki bütün sürecinde biz de bir tek ürünle nasıl hizmet edebiliriz, hı hı, ve onun konforunu, iyileştirici gücünü nasıl sağlayabiliriz diye akıllı gardırop sistemleri oluşturmaya başladık. Bu ürün tarafında ama aslında şirketin iç düzeninde de dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Tamamen her sürecimizin izlenebilir ve şeffaf olması bizim için çok önemli. Bundan da teknolojiden çok yararlanabiliyoruz. Bununla beraber de daha fazla şirketin içinde dijitalle beraber, hı hı, süreçlerin çok daha optimize ve daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğini, hı hı, düşünüyoruz. Peki, birazcık buradan o zaman Orka'dan tekrar modaya gelelim. Çünkü geleceğin modasını da sen ve senin gibiler kuracağı için ve devam ettireceği için. Hani şimdiye kadar bu söylediklerinden şunu da anlıyorum. Modanın bir özelliği vardı. Özellikle son 15-20 yılımıza damga vurdu. Durmadan yeni ürünler, yeni koleksiyonlar. Böyle hiç hızlı durmuyor tüketim gerçekten. Müthiş bir proses. Sürekli bir hızlı tüketim. Fast fashion dediğimiz hızlı moda. Şimdi bu kavramların artık ortadan kalktığı yeni bir çağ mı başladı? Nasıl görüyorsun önümüzdeki dönemi moda endüstrisi açısından? Bence özellikle yeni jenerasyonla beraber amacı olmayan hiçbir marka tercih edilmeyecek. Dolayısıyla bir amacı ve misyonu olan ve bir hayat stili vaat eden markalar değer kazanacak. Dediğiniz gibi hızlı tüketim, hızlı moda biraz da evet geri plana düşmeye başlayacak. Özellikle bir hedefi olan markalarla. Çünkü artık yeni jenerasyon çok daha değerlere önem veren bir jenerasyon ve kavramlara daha çok altını doldurmak isteyen, üzerinde çevreyi koruyan bir markayı taşımak onun için çok daha değerli. Modayı, trendi giymektense aslında beni savunduğum şeyi bana hizmet ettiren markayı taşımak onun için çok daha değerli. Dolayısıyla da markaların da bu anlamda dönüşmesi gerekiyor. Evet. Ki yeni nesili yakalayabilmek için. Anlıyorum. Peki bu bir zorunluluk neredeyse. Evet. Yeni tüketiciyle buluşabilmek adına bir zorunluluk. Artık eskisi gibi böyle mass üretimler, evet, vesaire anladığımız kadarıyla. Çok kolay, çok sürdürülebilir bir düzen olmaktan çıktı. Covid'in etkisi de biliyorsun bu moda haftalarını dijital olarak kurgulandı. Moda haftaları dünyanın her yerinde ama olmadı ya. Olmadı yani bu. Çünkü moda gerçekten çok insana dokunan bir şey, sıcak bir şey, kültürel bir şey filan derken bu kadar da dijitalleşmeyi kaldırmaz ama nasıl görüyorsun? Çünkü mesela biraz şöyle çalışırken sana baktım, Yves Saint Laurent, Saint Laurent markası demiş ki bundan sonra koleksiyonlarımı önceden belirlenmiş bir takvime göre sunmayacağım diyerek bir anlamda moda haftalarına katılmayacağını duyurmuş.
Bir yandan Gucci'den gelen bir açıklama oldu malum. Onu da hatırlatalım ve hatırlayalım. İşte yılda ben sadece iki koleksiyon çıkaracağım demiş. Önümüzdeki dönemin bunlar ayak sesleri mi? Evet. Yaygınlaşır mı bu işler? Moda haftaları nasıl görüyorsun? O keyifli, eğlenceli evet. moda İşte aslında bu da sürdürülebilirliğin bir başka bir bacağı. Yani fazla tüketim olan alanların tamamen sınırlandırılmasına yönelik yapılan yapılandırmalar. Biz de mesela Gucci sezonda sadece iki tane koleksiyon çıkarmasının temel sebebi aslında daha az üreterek daha akılcı ürünlerle. O mesaj var orada. Hem mevsimsiz, hem sezonsuz, hem de trendsiz markalarla beraber ürünlerle beraber ben aslında daha akılcı ve daha katma değerli ürünler üretmek üzere kurguladığı bir yapı. Biz de aslında koleksiyonlarımızın tamamını daha sezonsuz ve her zaman daha akılcı olacak ürünler üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Ama bence perakendelerin de hani her şekilde bir dokunma hissiyatının olacağına inanıyorum. Her ne kadar biz de son iki sezondur globaldeki mağazalarımıza, koleksiyon tanıtımlarımızı tamamen dijital showroomlarımızda gerçekleştiriyoruz. Ve biz geri dönüşümlerimizi çok iyi aldık. Herkes hani sanki normalde biz İstanbul'a çağırıp çok ciddi bir organizasyon yapıyorduk. Ama bunu bu sezon, son iki sezondur tamamen dijitale kaydık. Biz hani bunun iyileştirici tarafını savunuyorum dijitalleşme sürecinde ama bir yandan da tekstilde ve modada dokunma sürecinde devam edeceğini, bu yüzden de offline mağazaların da her zaman bir katma değerinin olacağına inanıyorum. Dijital ve offline, online ve offline bence aynı sürdürülebilirdeki dijital gibi ikiz hibrit bir sistem olarak devam edecek. Başka yolu yok. Kesinlikle. Bunun. Başka yolu olmasın zaten. O zaman insanlık fıtratından çıkmış anlamına geliyor. Çünkü insan için önemli bir şey yani iyi görünmek, güzel görünmek. Ama her şeyin bir sınırı olduğu gibi belki de bu sınırı bize hatırlatmış oldu. Bu salgın ve yaşadığımız bu çevre vesaire sorunlarının iyice gündeme gelmiş olması. Çok teşekkür ediyorum. Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Orka Holding Yaratıcı Pazarlama Direktörü. Güzel, keyifli bilgiler verdin. Önümüzdeki döneme dair de bir ışık olacak bunlar moda endüstrisi adına. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Buradan kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından 13 Ajansı'yla bir aradayız. Bizden ayrılmayın. Total istasyonları gün ortasını